Günaydın arkadaşlar. Yeni bir gün. Saat 7:10 var. İşe doğru yol aldım. Havayı görüyor musunuz bilmiyorum ama bütün gece yağmur yağdı. Ve bugün en yüksek hava sıcaklığı 15 derece olacakmış. Ağustos'un 10'unda 2017 hava sıcaklığı en yüksek 15 derece. Havaya gel. Selam, annemlerdeyim, koltukta ve yanımda tabii ki benim paşam. Annem ve babam dışarıda balkonlarda, burada bayağı bir rüzgar falan vardı. Annemin domatesleri falan yıkılmış, sonra bakacağım ben de. Ama şu paşayı göstermek istedim, şu güzeli göstermek istedim ben. Kuzum. Ay, abasının gülü. Böyle yani. Selam arkadaşlar, yenilikler var. Size yeni haberlerimi söyleyeceğim. Çünkü şimdi şu an bizim kasabayı, onu söyleyeyim. Dün gece Güntes'i maalesef gene balkona bıraktık gece yatmaya gittiğimizde. Ve sabah kalktığımda hala balkondaydı. Ondan sonra ben giyindim ettim tabii ki, arabaya binecektim. Baktım arabanın içine girmek istiyor, miyavlıyor falan. Sonra dedim sen kaçırıl bilmem ne diye. Sonra ben işe gittim. İşten geldiğimde hala balkonun önündeydi. Ve karnı çok aç. Ondan sonra dedim ki bu böyle olmayacak. Senin sahiplerini arayalım. Beraber arkamdan köpek gibi geze geze bütün kasabayı gezdik ve sahiplerini bulduk arkadaşlar. Sahibi, yani kadınla konuştum. Kadın, kapının önünde konuştum. Kadın ayrı mı yaşıyor, kocası var mı bilmem ne falan, onları bilmiyorum. Ama Güntes'in gerçek ismi Sherry ve 10 yaşındaymış ve bilmiyorum bunu fark ettiniz mi, Güntes yürüdüğü zaman biraz ayı böyle hep topallıyor, yani topallıyor topallıyor geziyor. Bir de yani bizim koltukta baya bir uzun zaman bir yerde yattığı zaman gene kalktığında o zaman daha fazla topallıyor. Ondan sonra kadını buldum, ayağında da nasıl derler, iyi niyetli bir tumor varmış. Hani kötü niyetli, yani kanser falan değil de iyi niyetli bir bir tumor gibi bir şey varmış. Zaten ellen biraz hissedebiliyorsun. Ben ne bileyim, böyle yağ bir şey mi, yağ toplanma gibi bir şey falan zannetmiştim. Ama oymuş ve büyümüyormuş da. Yani 3-4 sene önce kadın işte doktora götürmüş. O zaman başlamış biraz topallamaya. Ondan sonra işte içinden parça almışlar, bakmışlar. Yani kanser değil, tamam tumor ama büyümüyor. 4 seneden beri büyümüyor falan. İşte bazen biraz rahatsız veriyormuş ama yani acıttırmıyormuş kediye. Zaten yürüdüğü zaman falan hiç görmüyorsunuz. Yani böyle nasıl diyeyim, gözlerini kırpsın veya sanki böyle acıyor gibi. Kadına anlattım. Kadına dedim ki biz yemek verdik dedim. Ve biz onu çok sevdik dedim. Bize fare getirdi. Ondan sonra bizden hep kalıyor ediyor bilmem ne. Kadın için hiçbir problem değil. Kadın dedi ki isterseniz de yemek verebilirsiniz. Ondan sonra sevebilirsiniz, evde de tutabilirsiniz dedi. Zaten kadında galiba 4-5 tane kedi varmış. Kadın zaten bizim bu civarın hayvan bakım, hayvan yuva şeyin, nasıl derler, hayvan yuva barınağın en büyüklerinden. Yani sahibi zaten olamaz çünkü öyle yerler böyle devletin yeri de. Yani orada çalışan en büyüklerinden birisiymiş. O yüzden ona zaten hep yeni kedi gelip gidiyor, yeni kedi gelip gidiyor. Kendisinde 3-4 tane varmış. Dediğim gibi kedinin ismi Sherry. Ve beraber yürüdük gerçekten. Yani kapıdan kapıya benimle beraber geldi. Oturdu böyle, insanları ben söylerken bu kedi sizin mi falan diye. Ondan sonra yavaş yavaş yaklaştık. Ondan sonra bir yere zil çaldım. Ondan sonra dedi ki aa dedi, bunun ismi Sherry dedi. Bu komşularımızın kedisi. Süper dedim. Yakaladım kadını. İyi ki evdeydi de. Yani hiçbir problem yok. Artık gerçekten yani rahatlıktan yemek de verebilirim, su da verebilirim. Ondan sonra sevebilirim, eve de alabilirim. Hiçbir problem değil. Ama onu da söyleyeyim size. Kadın dedi ki iyi ki geldiniz dedi. Çünkü dedi 3 geceden beri, 4 gün 3 geceden beri eve gelmemiş hanımefendi. Ve dün gece dedi bu ana yolda kadın yani birkaç sefer yürümüş ve ismini bağırmış. Biz duymadık. Biz aslında ana yola çok yakın oturuyoruz. Aradım dedi çünkü 3 gece eve gelmemesi dedi çok anormal diye falan. Çok, yani kadın gerçekten çok merak etmiş. Çok çok iyi yaptınız geldiniz dedi. Madem biliyorum dedi, kadının telefon numarasını falan da verdim.
Yani istediği zaman arar. Zaten kadın bizden, nasıl diyeyim ben size, 6 ev sonra oturuyor. Ben öbür tarafa doğru gitmiştim ilk önce. Keşke bu tarafa doğru gitseydim. 6 ev oradan oturuyor yani. 6. ev aynı, yan yana evler işte. Orada oturuyormuş. Gerçekten sevindim arkadaşlar. Yani böyle üstünden bir yük gibi kalktı. Kadına söyledim bile yani, şu şu mamadan veriyoruz bilmem ne falan diye. Kadın dedi ki hiçbir problemi yok. Yani hiçbir ne alerjisi var ne de bilmem ne. O zaten dedi çok yemek yemiyor dedi. Kendisini de biliyor dedi. Karnı tok olduğu zaman dedi ya sizde yemez dedi ya da bende yemez dedi. Böyle yani gerçekten biraz heyecanlandım ama gerçekten mutlu oldum ben buna. Her şey yolunda, her şey güzel. Şere şimdi eve gitti. Yani kadın dedi bana mı geleceksin dedi, hanımefendiye mi gideceksin dedi. Kapıyı açtığında oraya gitti. Sanırım belki akşama kadar gene buralarda olur. Evet arkadaşlar, bugün cuma ve bugün dedim ki temizlik yapmayacağım. Bugün temizlik hiç canım istemiyor. Hava zaten berbat. Ağustos'ta 10 derece olur mu ya? 10, bugün ayın kaçı? 10 mu 11 mi? 11 Ağustos'ta 10 derece. Yani havaya gel, değil mi? Dışarıda da hiç oturulmaz çünkü gerçekten soğuk olduğu için ben biraz şu oturma odasını toparlayacağım. Yani temizlik falan yapmayacağım çünkü ev gerçekten temiz. Veya yarın Markus'la beraber yaparız. Böyle yani. Kediyi bulun. Sherry veya Günther nerede? İnanmazsınız ya. Ne yapıyorsun sen orada? Ya şimdi nerede? Gel kuzum, sen niye saklanıyorsun? Şurayı görüyor musunuz ya? Dünya batıyor sanki ya. Şunların hepsi şu karşıdaydı. Wow. Ben tırstım, elektrikler gitmiş. Evet, elektrikler gitmiş. İyi ki Sherry bizde. Süpürgeler falan uçuyor. Şimdi dindi sanki biraz. Bilmiyorum, görüyor musunuz? Buz taneleri. Şu yerdekiler. Yerde görüyor musunuz bilmiyorum ama. Dolu yağdı. Selam arkadaşlar, ben işten eve geldim. Saat 3.30. Bugün erken çıktım işten çünkü kendimi o kadar çok iyi hissetmiyorum. Yani iyi hissetmiyorum değil de Allah'a şükür kötü bir şey değil. Şey, midem dünden beri bayağı bir bulanıyorsam ve bugün de iş yerinde yani birkaç sefer böyle bir midem kalktı diyeyim artık. Ondan sonra artık üçüncü seferinde dedim ki yok, ben en iyisi eve gideyim. O yüzden ufak bir alışveriş yaptım zaten. Çünkü çorba yapacağım. Domates çorbası ve içinde böyle hamur taneleri. Nasıl, ben size bir kere Alman makarnası falan yapmıştım ya, ona çok benzer bir tarif. Sadece yani un, tuz, su, un, tuz, su, bu kadar galiba içine koyuyorsunuz. Ondan sonra ben onları domates çorbasının içine koyacağım. Öyle yani. Ama bir de zencefil çayı aldım. Aslında taze zencefil baktım ama bulamadım ve dükkan dükkan gezmek istemediğim için bunu buldum ve bunu aldım. Mide bulantısına falan çok iyi geliyormuş duyduğum Unuttum kadarıyla. söylemeye. Ben size Güntes'e veya Sherry'e, zaten iki isme de hiçbir reaksiyon göstermiyor, hiçbir tepki göstermiyor. Şey, bana şu kutusunu almıştım. Bir dakika, belki kedi besleyen aranızda vardır ve doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım bilmiyorum. Şey, bana şu kutusunu. Ondan sonra bunun içinde 8 tane böyle paket varmış. Şöyle şöyle torbalar. Bayılıyor hanımefendisi. Şeyba iyi bir marka mı, kötü bir marka mı bilmiyorum. Belki yazarsınız. Veya siz kedilerinize ne veriyorsunuz? Böyle arkadaşlar, gördüğünüz gibi içinde sadece un var. Ondan sonra 50 mililitre maden suyu. Şu sudan kullanıyorum ben.
Ondan sonra tuz koydum bir de. Şimdi ben bunu bir tahta kaşıktan karıştıracağım. Hiç çoktan beri yapmadım. Ben bunu yumurta koyuyor muydum? Hiç unuttum galiba ama evde yumurta da yok. O yüzden zaten böyle yapmamız gerekiyor. Ama sanırım yumurta olmadığı için biraz daha su koymamız gerekiyor içine. Ben buna biraz daha tuz koyacağım. Ve ben bunu sonra dediğim gibi domates çorbasının içine sıkacağım yani. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tencereye 2 kutu domates koydum. Ondan sonra yarım paketten daha az krema. Ondan sonra şu Fleisch Brühe var bende. Şöyle görünüyor. İçinde dana etinden yani et çorbası gibi bir şey yazıyor yani. Bir de zeytinyağı var içinde. Ondan da kattım. Şimdi ben bunları püre haline getireceğim. Ondan sonra kaynatacağım. Ondan sonra çorbamız yani o hamur parçalıklarını içinde istemiyorsunuz. Hazır aslında. Dediğim gibi yani siz ne kadar tuz veya karabiber veya istediğiniz bir şey varsa koyabilirsiniz. Ve şimdi püre haline getireceğim. Ve arkadaşlar çorbamız hazır. Afiyet olsun.